Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sonic the Hedgehog'un demo versiyonunun, 2016 demo versiyonunun PC demosunu oynuyoruz. Bildiğiniz üzere sizlere şeyden bahsetmiştim. Gemlerin olduğunu ve bunları topladığımızda ek özelliklerin kazandığını ve haritalarda saklı olduğunu söylemiştim. Burada şu anda yaptığım iki tane o bölümde, yani şeyde, Wave Ocean ve Kingdom Valley'de S-Rank alıp şu şekilde bir şey ortaya çıkması lazım. Bu son kalan gemin, yani Rainbow gemin açıldığı, yani olduğu, çıkması gereken yerde çıkacağı anlamına geliyor. Hemen bunu kabul ediyoruz. Tabii buraları geçeceğim şimdi. Evet, başlamadan önce tüm gem yerlerini açıklama kısmına yazacağım. Hani şöyle söyleyeyim, gem yerlerini açıklama kısmına yazacağım derken topladığım dakikalardan bahsediyorum. Bu dakikaları altlara yazacağım. Oradan istediğiniz gemin, hani bulmak istediğiniz gemi direkt tıklayarak onun dakikasına gidebilirsiniz. Şimdi ilk baştaki gemimiz çok basit bir yerde. Şöyle geçelim. Dokunalım. Temizleyelim de burayı iyice. Bir de videonun sonunda hepsinin kullanımını göstereceğim teker teker. İlk önce yeşil cemimizi alıyoruz. Hemen hepsini hiç kesintisiz tek videoda hızlı hızlı yapacağım. Bir tek sanırım Kingdom Valley'dekinde kesinti yapmam gerekecek. Çünkü Silver bölümü var arada. Onu izlemenize gerek yok. Evet, sarı olan da burada. Alalım. Hemen şimdi mora doğru gidiyoruz. Mor cemimiz de burada. Evet, intihar ettik birazcık, bir dakika. Oo, en baştan başlıyor. Peki şeylerimiz var mı, cemlerimiz? Sanırım onları da saymadım. Hadi. Yok, saymış, tamam. Hemen hızlı hızlı geçeceğim bu adamı. Evet, mor olanı da alalım. Etrafı temizleyip de almayı planlıyorum da ilk hani rahat bir şekilde görün diye nerede ne olduğunu. O da tam burada oluyor şu şekilde. İlerleyelim. Ve en son gemimizde, kristalimiz, gem artık nasıl diyorsanız, tam olarak da burada. Atlamadan platformdan aşağı indikten sonra gördüğünüz gemi bekliyoruz. Buradan ki çıkabiliriz artık, şey bitti. Şöyle kilitten. Buradakilerin hepsini topladık. 4 tane vardı, 4'ünü de topladık. Hemen Kingdom Valley'e geçelim. Kingdom Valley'de birazcık daha zor yerlerde var, sıkıntılı yerlerde var. O yüzden dikkatli izlemekte fayda var bu adamın. Ve bir iki türde gidişleri var. Yani 2-3 kere hani farklı şekillerde gidebiliyorsunuz. Ha, ben en basit yöntemlerini göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şuradaki patlet hızlıya karışmayacaktım da. Evet, buradan şuradaki telden şöyle zıplayıp bir kere daha, sonra bir kere daha fırlıyoruz. Şöyle bir rüzgar sesi çıkıyor. Şu kısımda gördüğünüz gibi. Şöyle temizleyelim. Temizlemeyelim.
Tamam bir daha. Birazcık daha sıkıntı bu dokinleri almaları tabi. Çünkü temizlemesi sıkıntı doğrusu bu oraları. Normalde alıp geçiyorum. Tam aim alınmadığında sıkıntı yaşanıyor. Mesela daha temin gidiyordum az kalsın. Evet şu şekilde şurayı açalım da bari. En son rüzgar sesini duyduğunuz anda anlayın ki maksimum hızlı zıpladınız. Şurada da bir tane var görünmez. Görünüz gibi beyaz yandı burada. Baga girdi nasıl. Buradan böyle hızlı hızlı kaçabiliriz. Şimdi buradan normal bir şekilde gidiyoruz. Üstten gitmiyoruz. Geçen şeyde üste gitmiştim. Şuradan aşağı atlıyoruz direkt. Hemen şurada. Çalıların arasında. Evet buradaki tüm gemler bitmiş oluyor. Ben Silver bölümünü geçtikten sonra sizlere tekrardan açacağım. Şöyle uzun geri çıkayım da. Evet burada durduruyorum. Bir dahaki Silver Stage'ini geçtikten sonraki bölümde tekrardan açacağım. Evet, Silver bölümünü geçtim. Hemen şimdi Sonic bölümüne geçiyoruz. Evet, son iki tane kaldı zaten burada, son bölümünde. Bir Rainbow Gem, bir de Mavi Gem kaldı. Sonra tüm gemleri bitireceğim oluyor. Burada çok rahat bir skip var. Yani daha hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz şuradan. Şöyle geçtikten sonra şuraya atladığınızda oradaki robotları kesmenize gerek kalmıyor. Buradakileri hemen rahat bir şekilde keselim. Buradaki olayımız şu tellerle, iplerle. Şöyle. Şöyle bir, şöyle iki. Duyduktan sonra buradan mavi cemi alıyoruz. Şimdi en son cemimiz kaldı. En son cemimiz şuradaki hani ikinci parçası mı denir buraya? Doğrusu tek bir parça gidiyorum. Neyse. Göstereceğim. Sonlara doğru, en sona doğru çıkan bir cem. Ve en önemli cem. Yani onu almadan nasıl diyeyim, bu cem bütün power up'ları almış sayamazsınız kendinizi. Çünkü en önemlisi o. Zaten ne işe yaradığını bilen arkadaşlar anladı öyle mi istedim. Evet şu şekilde. Evet geldik. Yakınına. Bu şekilde. Evet şimdi burada yapmanız gereken şey buraya geldikten sonra diğerleri geçip burada ekranı bir düzeltmeye çalışıyoruz elimizden geldiğinde çünkü tutalım. Daha rahat böyle. Şimdi şu kısmı atlayacağız. Nasıl atlayacağız? Bounce atağımız var bildiğiniz gibi. Şöyle. Hemen ardından düz bir şekilde zıplayıp şuradaki camı kırıyoruz ve tam ortasında bulunuyor Rainbow Gem. Şunu alıp kullanmak istiyorum. Hadi. İşte bu işe yarıyor. Rainbow Gem Super Sonic yapıyor sizi. Şu şekilde bakabiliriz. En sağlam özellik bu çünkü yani. Çünkü orijinal oyunda yok bildiğim üzere. Modlarla falan oynuyorlar. Şöyle gidelim.
Bunun bitiminde bir de hepsini deneyeceğiz tekrardan. Hepsinin ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi şöyle bir şey yapalım, gezinelim. Evet, gördüğünüz gibi tüm genleri topladık. Süper Sonic'imizde tüm profiller de şu şekilde gözüküyor. Evet, burada da bitirelim arkadaşlar. Hepsini denediğimiz kısmından açacağım tekrardan. Hemen o tarafa geçelim. Evet, en son hepsini deneyeceğimizi söylemiştim. Hemen deneyelim hepsini. Rainbow biliyoruz da ben yeşilden başlayarak ya da maviden başlayarak yapalım. Şimdi alttaki barımız dolduktan sonra şöyle koşarken bastığımızda küçük bir kısa bir boost sağlıyor yeni oyunlarda gördüğümüz mekaniğin. En şey parçası yani sanki panellere basmış o ittiriş boost panellere basmış gibi bir hızlandırma veriyor. Ve 3 kere kullanılabiliyor galiba full olduktan sonra. Sky Jam'ın kullanışı birazcık daha basit. Basılı tuttuğunuzda bir aim çıkıyor ortaya ve attığınızda o kısma doğru sıçrıyorsunuz. Güzel bir kullanım var. Hani ulaşamadığınız yerlere falan çok rahat bir şekilde atlayabiliyorsunuz. Yani Sonic için çok önemli bir güçlendirme diyebiliriz buna. Hemen ardından White Jam var. White Jam zıpladıktan sonra basılı tutarsanız ya havada şöyle bir duruyorsunuz ve gelişmiş bir hole mechanic yapıyor. Daha fazla hasar veriyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam bir de şey yapıyordu, stunlıyordu bu büyük fazla canlı şeylere. Ama homing attack kullandıktan sonra tekrardan kullanamıyorsunuz yani normal orijinalini kullandıktan sonra ya da aynı şekilde bunu attıktan sonra iki defa homing attack atmak gibi bir durumunuz yok. Kırmızı ise şu şekilde zamanı yavaşlatıyor. Ama bunda her şey yavaşlıyor yani ses efektinden tutun müziğe kendi karakteriniz tamamen zamanı yavaşlatıyorsunuz yani kendi karakterinizin hızlı gitme gibi bir durumu yok. Mor ise sizi küçültüyor ve double jump atlayabiliyorsunuz ve cidden çok büyük mesafelere atlayabiliyorsunuz bunu. Geçersek sarı jam'imize. Sarı jam'imiz en basit olan şey. Bunu açtığınızda bir belirli bir kalkan sağlıyor. Bu süre boyunca da hasar yemiyorsunuz hiçbir şeyden. Mesela deneyebiliriz bunu. Dur, mora geçelim. Sarıya geçelim şöyle. Hadi sıkın bana. Pişt. Alev. Ateş et. Bastır. Gördüğünüz gibi kırılıyor ama hasar yemiyoruz. Bu küçük, bunlar da büyük hasarlar. Eğer küçük şeylere de vurursa, yani mesela neyler? Taramalıyla sıktığında tek tek altın gidiyor mesela. Onlar işlemiyor. Makine tüfekle sıktıklarında. Yeşilcem ise etrafımızda bir kasırga ortaya çıkartıyor. Mesela rakip birazcık üstteyse bunu kullanıp bu şekilde hani ulaşamayacağımız bir yükseklikte olabilir bilmem ne olabilir tam kullanamadığını bilmiyorum ya da çok etrafımız çevreli olduğunda şöyle yakın mesafede bunu kullanabilirsiniz. En sonunda ise Rainbow olacağım zaten. Gördüğünüz gibi ayakkabılar hepsinde ayakkabısı değişiyor. Mesela mavi, sky jam, işte beyaz yani hepsinde değişiyor. Rainbow'da ise rengarenk yanıyor. Zaten Rainbow şey neydi ismi gökkuşağı. Atladığınız şey yaptım bastığınızda ise aktifleştirdiyseniz konuşamadım. Aktifleştirdiğinizde bu şekilde Super Sonic'e dönüşüyorsunuz ve eğer hızlı giderseniz şu şeyde oluyor yani mavi çıkıyordu yani aynı şeyde gibi Adventure'daki Super Sonic veya dostu Adventure'daki Super Sonic'ten ikisi de oluyor. Hani DX ve 2'de yani. Bak mesela çıkar. Bu şekilde mavi o alev dalgasını görebiliyorsunuz. Enerji dalgası, alev dalgası neyse. Tabii yine Super Sonic'teki her şey aynı. Ringler yine 1-1 gidiyor. Yine şeyiniz var, Invisible Geek dediğimiz hasar yememezlik durumu var. Ama zıplamakta pek bir şey değişiyor mu bilemedim. Geçelim bakalım hadi. Süper Sonic'te. Yani birazcık daha hızlı sadece şu anda şeye göre. Onun dışında her şey aynı galiba.
Unlike Speed Dash falan kullanabiliyoruz mu? Kullanamıyoruz mu yoksa... Bana mı öyle denk geldi? Bir dakika, bir daha denememize fırsat olacak. Evet, buna vurmam gerekiyor. Evet, yapabiliyoruz. Peki, merak ettiğim şey şu. Cutscene'de de Sonic olarak mı gözükecek? O balinaya tutulduğumuz zamanki. Tutuştuğumuz zaman gözükecek. Konuşamıyorum ben bugün. Mazur görün. Yok. Onu çözmüşler. Evet, zaten bundan sonrasında bir şey kalmadı. Şöyle arkada Sonic balina ile cebelleşirken burada da bitirelim videoyu. Sonic 06'daki hem şeyleri oynadık, bölümleri oynayıp incelemesini çektik, hem de gem location'ları, gem yerlerini gösterdik. Bir dahaki bölümümüzde yüksek ihtimal yine Sonic Unreal Engine şeyini, oyunlarının bazı haritalarda, daha farklı haritalarda şeyleri var ve son bir tane daha galiba Dusty Desert bölümü kaldı şeyin. Sonic'in bu PC portunun. Bir de onu da oynayacağız en son. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Şöyle bitirebiliyor musun? Tam yüzümüze doğru falan. Neyse, hadi görüşürüz.